Asgari ücretle geçinemeyen, ara zam isteyen çalışanlar eylemdeydi. İşçi sendikaları birlik oldu. İstanbul'da ara zam mitingi düzenlendi. Sadece asgari ücretliler değil, aileleri de ses yükseltti. Şimşek, şaşırma, sabrımızı taşırma. Asgari ücrete Temmuz ayında tartışmasız zam gelmesi gerekiyor. Lütuf değil. Rica değil. Kargoda çalışıyorum. Hamallık yapıyoruz. Bizi en çok zorlayan şey hayat pahalılığı. İçe atıyoruz. Hep sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Nereye kadar sıkacağız? Her gün taşıdığı kilolarca yükle birlikte bir de geçim sıkıntısını sırtlıyor Hikmet Tutuk. Aldığı asgari ücretle çocuklarına bakmaya çalışıyor ama yetmiyor. Ara zam isteyen çalışanlar, sendikalar bir kez daha ses yükseltti. Türk İş, Hak İş ve DİSK birlik oldu. İstanbul'da eylem yaptı. Temmuz! Zamlı hakkımız söke söke alırız. Eşim için geldim ama ben de çalışmadığım için geçinemiyoruz. Pazara gidemiyoruz, kasaba gidemiyoruz. Yani misafir kabul edemiyoruz. Ben emekliyim. Eşim de temizlik işçisi. Alışveriş yaparken hep akşamları gözlüyoruz ki biraz daha fiyatlar düşsün de. Çürü çarığı geliyor, bilmem ne diyor. Yani o kadar bir duruma düşmüşüz yani. Yüzümüz kızara kızara topluyoruz, bir şeyler alıyoruz, geliyoruz evimize. Sadece asgari ücretliler değil, aileleri de eylemdeydi. İşçi sendikaları şubeler platformunun eyleminde ara zam istediler. Asgari ücret daha yılın 5. ayında açlık sınırının altında kaldı ama asgari ücretlerin ara zam talebi hükümet cephesinden duyulmuyor. Hükümet adeta kulaklarını işçilere tıkamış durumda. Bu nedenle işçiler, sendikalar seslerini daha gür çıkarabilmek için meydanda toplandılar. Her eve 2 haftada mesela hakkımızı yememiz gerekiyor. Onu yemiyoruz yani. Farklı değerimiz yok yani. Orada millete alışveriş yapıyorum. O görevim ama keşke birisi de bana böyle bir alışveriş yaptı desen. Yok ama. Ne yapalım, biz anca öyleyiz. Orada müşterilerle alışveriş yapıyoruz. 24 yaşındaki Vedat Orhan, müşterilerin internetten siparişi için markette sepetleri gıdayla dolduruyor, tek tek poşetliyor. Ama kendi buzdolabını dolduramıyor. Çünkü 22 yılda asgari ücretlinin alım gücü artacağına yarıya düştü. 2002'de asgari ücret 184 lira, her bir işin almış olduğu çeyrek altın tam 8. 2024 asgari ücret 17 bin lira, karşılığı 4 tane çeyrek. Yani yarısı uçmuş. Ara zam talebinden geri adım atmayan asgari ücretliler geleceklerine sahip çıkmakta kararlı. Geleceğimi alıp başasına vermemek için bugün buradayım. Yani kendi geleceğim için, çocuklarım geleceği için. Sevgili seyirciler, aslında asgari ücrete zam, işverenin vereceği vergiyi de düşününce devlete gelir demek. Çalışan açısından önümüzdeki 7 ay daha alım gücü 9-10 bin liraya düşecek bir maaş dayatması gayri ahlakidir, vicdansızlıktır artık. Üstelik sırf harcamasınlar ve talep enflasyonunu artırmasınlar diye asgari ücretliyi, yani ülkenin yarısını bildiğiniz açlığa mahkum etmek kabul edilemez. Üstelik yapılacak zammın enflasyona olası etkisinin %3-4 civarında olduğunu söylüyor bazı uzmanlar. Ha, bu arada hiç etkisi bile olmayacağı kanaatinde olan iktisatçılar olduğunu da belirtmeliyim. Onlar da Türkiye'de talep değil, talep enflasyonu değil, maliyet ve fiyat enflasyonu ve bir de ithalat enflasyonu olduğuna dayandırıyor görüşlerini. Teknik konular bunlar. Bizim için pek önemli değil belki ama ara zam verilmemesi bu ülkenin vicdanını yaralar ve elbette siyasi sonuçları olacağı gibi ağır toplumsal ve sosyolojik sonuçları da olabilir. Bu katlanan geçim sıkıntısı, bu gelecekten umutsuzluk, toplumsal patlamalar getirmez umarım.